kıymetli Artvin Medya TV izleyicileri. Bugün çok güzel bir noktadayız. Buram buram Artvin kokan, Artvin kültürü kokan, sanat kokan sanat sokağındayız. Artvin sanat sokağındayız. Bu sanat sokağı nerede? Eski pazar yeri vardı. Pazartesi günleri pazar kurulurdu burada. 10-15 yıl boyunca Artvin halkına pazar yeri olarak hizmet eden çok katlı otoparkın en üst katındayız. Burası geçen yıllarda il Sağlık Kurulu'nun aldığı karar neticesinde standartlara uygun olmadığı için pazar yeri statüsünden çıkartılıp otopark olarak kullanılmasına karar verilmişti. O günde Artvin Valiliği'nin aldığı bir kararla, Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve ilgili bürokratların aldığı kararla burada çok güzel bir sanat sokağı oluşturuldu. Ve yaklaşık 2-3 aydır Artvin halkına hizmet veren bu sanat sokağı çok güzel bir böyle Artvin kültürünü anlatır bir hale geldi. Özellikle böyle kısa kısa böyle dükkanlar var ve bu dükkanların ön tarafında da standlar oluşturulmuş görünsün diye. Burada Artvin hediyelik eşyaları var. Bilindik üzere Artvin'in birçok donesi var. Maddi ve manevi öğeler barındıran. Bu donelerden yola çıkarak çok güzel bir Artvin hediyelik eşya koleksiyonu oluşturulmuş. Burada neler var? Bir güzel bir böyle şapka var. Onun yanında yastıklar var. Burada heybeler var. Tişört var. Bayan erkek. Fular var. Ayrıca kapsiyonlu sweatshirt var. Şapka var yine. Ön tarafı böyle güneşli korumalı şapka var. Öyle ayrıca eşofman altlığı var. Bu tarafta bunlar var. Ve ileri doğru geldikçe Artvin'in eski fotoğrafları var. Eski Artvin fotoğrafları var. Çoruk Nehri ki Artvin eşittir Çoruk Nehri olarak biliriz. Burada 1910'lu yıllar olsa gerek Rus harfleriyle yazılmış. Burada Çoruh Nehri üzerindeki kayıkla seyahat eden vatandaşların fotoğrafı çekilmiş o dönem. Onlar var. Yine bu tarafta 1950'li yıllarda olsa gerek Artvin fotoğrafı var. Burada eski Artvin Lisesi bilirler. Artvin Lisesi'nin olduğu yer burada. Hastanenin olduğu yer. Burada o var. Yine bu tarafa doğru geldiğimiz zaman yine burada öğrencileri görüyoruz. Minik öğrencileri görüyoruz. Öğrencilerimizin resmi var. Yine bu tarafa geldiğimiz zaman hediye eşya standının devamı var sevgili izleyiciler. Burada kupalar var ki bunları bize de hediye etmişler. Basın mensuplarına da hediye etmişti Artvin Valiliği. Burada kırmızı ve yeşil renkli kupalar var. Yine burada Artvin Valiliği'nin oluşturduğu logo olan çantalar var. Bu tarafa giriyoruz. Yemek önlükleri var hanımlar için. Mutfaklarda çalışan hanımlar için yemek önlükleri var. Yine burada tişörtler var, heybeler var. Bu tarafa giriyoruz, renk renk tişörtler, fularlar. Çay altlıkları var yine. Yani gerçekten gelip görülmesi gereken her şey var bu koleksiyonda. Bunda burada göründüğünüz gibi ayrıca Artvin AVM'de de bunları satın alabiliyorsunuz. Oradaki mağazadan da satın alabiliyorsunuz. Bu tarafa geldiğimiz zaman yine güzel bir ağaç işçiliği eserleri var, orma eserleri var. Bismillahirrahmanirrahim yazısını görüyorum. Yine o tarafta maşallah yazısını görüyorum. Ortada ata binmiş Atatürk resmi olan, Türk bayrağı olan bir potre görüyoruz. Bu tarafta benim en çok hoşuma giden bu oldu. Gerçi Atatürk ve Türk bayrağından sonra en çok hoşuma giden bu oldu. Burada güzel bir ayna ve yanda yaprak işlemeli güzel bir ayna oluşturulmuş, bu var. Ve çerçevesi oluşturmuş, bu var. Yine altta güzel bir zenci kadınların olduğu bir koleksiyon var bu tarafa doğru. Bunların maddi karşılıktan satın alabiliyor arkadaşlar Artvin'deki vatandaşlar. Bu sokağın yine karşı tarafından yer yer Artvin Eksik Köprübaşı ve Givit Düzü var. İskebe'deki stadyumun fotoğrafları var. Bu tarafa geldiğimiz zaman eskiler bilir diyeyim, 30 yaş üstü olanlar bilir. Burada Artvin kilimleri var. Köylerde tezgahlar vardı. Hani ben de onlara yetiştim. Ben de gördüm o tezgahları. Tezgahlar var. Bu tezgahlarda kilimler dokunurdu. Şimdi bunların hani bir maddi karşılığı yok ama kültürel bir karşılığı olmaya başladı. Artık evlerimizde bu kilimleri görmüyoruz ama burada bir nostalji olarak bizleri karşılıyor. Artvin kilimleri var. Yine bu tarafa doğru ilerlediğimizde Artvin dediğimiz zaman en çok akla gelen, en çok kültürü diyelim, Artvin kültürü dediğimiz zaman en çok akla gelen Artvin halk oyunlarıdır, bilirsiniz. İki tane halk oyunu figürü var. Kadın ve erkek figürü var ve yanlarında akordeon, zurna, davul. Yani Artvin halk müziğinde bulunan halk ezgilerini çalmamıza yarayan müzik aletleri var.
ve kadın erkek giysisi olarak giyinmiş bir şekilde iki tane manken figürü var ve yanda yine küçük küçük onların bebekleri var, bez bebekleri. Burada arkadaşlar eski köy elbiseleri giyinmiş bir annemiz ve yanında bacımız, kardeşimizin olduğu resim var. Eski Artvin kültürü ve kadın giysisi. Yine bu tarafta Kafkasör'de arena yapılmadan önce belki de 30 yıl daha fazla oldu. O zamandan kalan bir fotoğraf, bir resim. Boğa güreşlerinin ilk zamanlarından olsa gerek. Güzel bir güreş resmi var, boğa güreş resmi var. Yine bu tarafta Çoruh Nehri üzerinde yelkenli bir sandal görüyoruz. Demek ki o dönemlerde yelkenli sandallarla Çoruh Nehri üzerinde seyahat ediliyormuş. Yine burada çok eski 1910'lu yıllarda ya da 20 yıllardan olsa gerek, tam tarihi yazılmamış Artvin fotoğrafı var. Eski binaları görüyoruz. Kargiri ve taş yapı binaları görüyoruz. Yine bu tarafa döndüğümüz zaman güzel bir el işçiliği, el işçiliği, oyalar, efendime söyleyeyim, ben bilmiyorum tabii bayan olmadığım için, çantalar, böyle güzel bir ev böyle örtüler olduğu bir yer var. Çok güzel bir el işlemeler olduğunu görebiliyoruz. Yine bu tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar ahşap işçiliğin devamı, az önceki ahşap standının devamını görüyoruz burada. Güzel bir ahşap kutu yapmışlar, önünde Artvin yazıyor. Alt tarafta ihtiyarların kullanması için kaliteli bastonlar var. Yine bu tarafta sepetler var, ince telden dokunmuş, telden, ahşap telden dokunmuş, ağaç tellerinden dokunmuş, liflerden dokunmuş sepetleri görüyoruz. Şavşat evini görüyoruz bu tarafta. Arabaları görüyoruz, eski nostaljik arabalar, ahşaptan yapılan beşik görüyoruz. Yaşı yine 30'dan yukarı olanlar beşiği iyi hatırlarlar. Beşikte sallardılar eskiden, çocukları böyle güncel beşikler yoktu. O zaman ahşaptan yapılmış beşikler vardı. O beşiklerden var nostalji olarak. Burada arkadaşlar kameraman kardeşimden rica ediyorum, biraz daha yakından alabilirse. Burada çok güzel bir tablonun ahşaba dokunmuş halini, ahşaba yansımış halini görüyoruz. Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi adında bir tablosu var arkadaşlar. Çok ünlü bir tablodur bir. 1907 ya da 1906 yılında olsa gerek yaptığı bir tablodur. Burada o tablonun, o muazzam mükemmel tablonun ahşapa yansımış halini görüyoruz. Yapan çok güzel, başarılı bir şekilde yapmış. Eline sağlık. Çok güzel bir tablo oluşmuş. Yine altta şavşat evini görüyoruz. Şavşat ahşap evlerini görüyoruz. Bu tarafa geldiğimiz zaman fotoğraflar var yine. Burada ilkokul çocuklarını, bayramdaki çocukları görüyoruz. Yine orada masa tenisi oynayan eski çocukları görüyoruz. Ve son olarak sokağın bitişinde, sanat sokağının bitişinde kadınlara yönelik el çantaları, sırt çantaları, kol çantaları, koleksiyonlar, takı koleksiyonlarını görüyoruz. Yine cüzdanları görüyoruz, küçük küçük el cüzdanlarını. Yani burada Artvin namına ne varsa arkadaşlar, bu sokak üzerinde yer yer standlarla, yer yer Artvin adına cam vitrine alınmış bir sürü öğeler barındırıyor. Yani burada ilk zamanlar şöyle bir algı vardı. İşte burası kapatıldığı zaman buradan vatandaşlar nasıl geçecekti, ne olacaktı? Az önce ben konuşurken fark etmişsinizdir, onlarca araba geçti arkamızdan. Yani bu sokak bazılarının iddia ettiği gibi trafiğe de kapatılmadı. Çok güzel bir, temiz bir şekilde Artvin halkının kullanılma sunuldu. Hem yaya trafiği hem araç trafiği aynı şekilde buradan akıyor ve insanların Artvin kültürünü, insanların yürürken, insanlar araçlarından geçerken Artvin kültüründen etkilendiklerini de yer yer görüyoruz. Çok güzel olmuş. Gerek peyzajı, gerek ışıklandırmasıyla modern bir sanat sokağı olmuş.